Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BTC analiz yapacağız. Daha sonrasında merak edilen 3 tane coin'e bakacağız. Bu coin'ler yorumlarda çok fazla geldiği için o yüzden seçtim. Siz de yorum atarak bir dahaki videonun konusunu belirleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda hangi coin'i analiz etmemi istiyorsanız o coin'i yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda en çok ne istenirse onu analiz ediyoruz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Katıl'a özel sıfırdan eğitimimiz mevcut. Bu eğitimlerimizde de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfadan bu eğitimlerimizi görebilirsiniz zaten. Oynatma listesi olarak hepsini yayınlıyoruz. Bugün de TradingView kullanım eğitimi gelecek. Daha sonrasında da TradingView teknik analiz eğitimi gelecek. Twitter de açıklama kısmında bulunuyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da kafanıza takılan bir şey varsa mesaj yolundan bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepsine cevap veriyorum zaten. Şimdiden teşekkür ederim diyerek BTC'ye geçmek istiyorum. Şimdi BTC'de şu anki konumumuz çok fazla aşağı sarktı. Bakın bu aşağı sarkma ne kadar? %1'e yakınlık bir aşağı sarkma söz konusuydu. Yani iğne attı. Bunun 57 500 üstü kapatması bizim için çok olumlu olacak. 13 dakika var. 13 dakika sonra umarım ki üstünde kapatır. Eğer kapatmazsa da şöyle bir şey söz konusu. 4 saatlik mum kapandığı için belki aşağı doğru hareketler görebiliriz. Hiç ise i̇şte şu iğne attığı konumlara 56 300'lere tekrardan düşme ihtimalimizi konuşuyor olabiliriz arkadaşlar. Umarım ki kapanış yukarı yönlü olur. Şu anda Bitcoin uzun vadede bakıldığı zaman yukarı yönlü gözüküyor açıkçası. Ama geri çekilmeler illa olacaktır. Bu piyasa dalgalıdır. Bunu da unutmamanız gerekiyor. O yüzden çok fazla panik yapmamak gerekiyor. E, alttan gelen bir trendimiz söz konusuydu. Ve bir toba formasyonumuzu konuşuyorduk zaten. Hani şöyle kaba taslak çizelim çok fazla uğraşmadan. Şu şekilde bir tobamız mevcuttu. Bunu zaten detaylarınızın yapmıştık. Bu analizle beraber de kırılım gerçekleşmişti. Kırılımla beraber de hedefimizin 64.000 olduğunu dile getirmiştik. Ee, umarım ki bu konumlara geliriz. Buradan bir red yiyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Buradan sonra bir stabillik gelebilir. Ee, umarım ki böyle bir şey olur arkadaşlar. Ve ee, BTC'deki yükselişle beraber altcoin'lerde de yükselişler görürüz. Total 2'mizden para çıkışı var mı ona bakalım. Yani bu düşüşle beraber e, bir para çıkışı olmuş burada da ama tekrardan toplamış kendine. Total 2 güzel konumda ee, umarım ki buradan düşmeyiz düşersek çok sert düşebiliriz bu arada 1 trilyonlara kadar. Umarım ki böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Dominansımıza bakalım son son kez ondan sonra da coinlerimize geçelim. Çok fazla uzatmayacağım. Akşamda canlı yayınlarda detaylı analizler yapıyoruz. Oraya da katılarak e, bu analizlerden faydalanabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları da canlı yayında bana sorabilirsiniz. Bunun için bildirimleri açarak beklemek en mantıklısı. Çünkü e, saat kaç kaçta açacağım belli olmuyor. Duruma göre açıyorum arkadaşlar. Ama genelde 12'ye yakın yani 10 ile 12 arası açmış oluyorum. Dominansımız da güzel konumdayız. ama hala altcoin'ler bitcoin'den ayrışmış durumda değil. Bazıları tam anlamıyla ayrışsa da bazıları ayrışmadı. Yani ben tam anlamıyla ayrışmanın gerçekten şu desteğimizin kırıldıktan sonra geleceğini düşünüyordum. Fakat bu yüklü alımdan sonra da bitcoin dominansında bir yükseliş oldu. Bu altcoin'leri çok etkilemedi ama psikolojik olarak hala 49 seviyelerindeyiz. Daha 49'u kıramadık olarak bakılıyor. Umarım ki Dominans'taki Düşüşle beraber de altcoinlerimiz bitcoinlerden ayrılır e, diye ümit ediyorum. Şimdi ilk coin'imiz olarak NEO'yu inceleyeceğim. NEO çok fazla merak ediliyor. E, bu sebepten dolayı ben de bunu analiz etmek istedim. Kanalımızda verdiğimiz noktalar e, 39-40 dolar seviyeleriydi. İlk başta konuştuğumuz seviyeler. E, bizim için dip olabilir demiştik. E, ve buradan sonra bir yükseliş trendine girdi. Yükseliş trendinden sonra bu trendi hiç kırmadı arkadaşlar aşağı yönlü. Ve hala bu yükseliş trendine devam ediyor. Gördüğünüz gibi kanal içinde gidiyor kanal üstüne sarktı durum oldu ve ben bunun çok sağlıklı olmadığını zaten dile getirmiştim ama bizim için kar kardır bizim için önemli değil geri çekilmelerde karlarımızı aldık ve geri, geri testi bekledik bu retestle beraber normalde yukarı yönlü hareket ben bir daha bekliyordum aslında bu retestle beraber tekrar böyle bir stabillik olarak burada stabil oluşturacağını düşünüyordum ama bunu bitcoin engelledi yani bitcoin engellediği için bunu yaşayamadık ama bu trendin içine girerse eğer Buradan aşağıda düşmeme ihtimalini konuştuk canlı yayınlarda bunu da söylemiştik. E, bu trend altı bizim için sağlam bir destek oldu. Bu desteğin altına umarım bundan sonra sarkmayız. Daha önce sarkmadık çünkü. Trendin altına sarkarsak da şöyle e, destek noktası olarak 77 seviyelerine bir destek noktası konuşuyor olabiliriz. O yüzden sarkmamamız ümidiyle diyelim. Bu trendin içinde kalmamız bizim için olumlu olacaktır. Bu da nasıl olur arkadaşlar? En fazla geleceğimiz konum alt çizgi, üst çizgi, alt çizgi, üst çizgi olarak pimpon oynayarak Gidebiliriz. Ee, belki bu tren kırılımıyla beraber retest gelirse eski seviyelerinde Deneyebilir ama bence Sağlıklı gitmesi hodlul için en mantıklısıdır Trade için de ufak tefek Trade'ler bırakabilir. Ee, bu şekilde dalgalı Gitmesi bizim için iyidir. Yani böyle Bir yükseliş ee, gerçekten güzel karlar elde Etse de çok fazla insanı içeride bıraktı Sen de içeride kalan insansan Bu e, konumlara bakman Gerekiyor. Yani yukarıda olmaman Gerekiyor. Çok fazla pump yiyen coinlerle Oynamaman gerekiyor açıkçası yani. Bu gerçekten böyle. Şu anda 96 seviyesindeyiz ve orta çizgiyi test ettik. Umarım ki yukarı çizgi de test ederek bu kanalda gidip geliriz arkadaşlar. Neo'da şu anda olumlu havalar söz konusu. Ama direnç olarak bakıldığı zaman eski direnç noktaları 100 dolar ve psikolojik de bir direnç olan 100 doları kırmamız gerekiyor. Bu kırılma beraber ben hareketler sertleşebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama sertleşmese bile bu kanal içi çıkmasın bizim için yeterlidir. Hodul anlamında. Umarım ki anlamışsınızdır. Neo olan arkadaşlar Biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Çok fazla yükseliş yakaladı yakın zamanda. Bu trendin içine girmesi çok olumlu. Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak e, XRP'ye geçeceğim. XRP'de çok fazla merak eden insanlar. E, gerçekten e, çok fazla alım söz konusu Türkiye'de de. Paru'yu, BTC grafiklerine, analizlerine baktığınız zaman gerçekten çok fazla alım var. Şimdi bu konumda şöyle bir şey konuşmuştuk. Yayınlarda hatırlayanlar vardır. Buradaki konumda e, eğer yukarı yönlü kırılım gelirse bunun yükseliş ihtimalini konuştuk. Bunun amacı da neydi? Bollinger bandıydı yani Bollinger bandı daraldı. Bu Bollinger bandının daralmasıyla beraber e, yukarı yönlü hareketler görebiliriz demiştik. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Bu da bir bayrak flama formasyonu denk getirdi bize. Yani şöyle kırılımla beraber kırılım gerçekleştiği noktadan yani şu trendimizi silelim mesela. Şuradan e, temiz bir sayfada bakalım. Burada kırılımla beraber bakın bu noktadan kırılımla beraber şöyle kırılım olmuş retest olmuş ve devam etmiş bu şekilde bir yükseliş söz konusu. Şimdi burada da aynı şey geçerli arkadaşlar. Burada çok bir kırılım olmasa da destek ve direnç noktamız olarak bakabiliriz. Destek noktamız bu noktalar. Direnç noktamız ise bu noktalar. Bu dirençin üstü kapatırsa eğer hedefi tekrardan bayrak olarak bakıldığı zaman bu noktalar olacaktır. Yani XRP'de böyle bir hedef konuşu olabiliriz. Şöyle 180 seviyeleri yani 180 seviyeleri bizim için bir direnç noktası olabilir. Şöyle bunu da işaretleyelim. Yanlışlık olmasın. 1.80 seviyesi. Destek noktamız ise, destek noktasını şöyle çizelim tekrardan. Destek noktamız 1.55. Direnç noktası yani kırmamız gereken noktada 1.59, 1.60 seviyesi. Tam da psikolojik bir direnç olarak karşımıza çıkmış bizim 1.60 seviyesi. Umarım ki buradan red yemeyiz. Bakın burada da bir direnç söz konusu. Bu direncin e, gerçekten kırılması gerekiyor. Kırıldıktan sonra da hedefi 1.80 olacaktır. E, açıkçası bu noktalardan red yeme olasılığı çok yüksek. Hani 1.80'ini bekler misin dersen. Ben trade düşünüyorsam beklemem arkadaşlar. HODL'da çok fazla XRP'ye yönelmiyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Yani Uzun vade XRP elimde tutmuyorum. Ee, bilmiyorum yani çok fazla çekici gelmediği için e, ben çok fazla XRP'yi tutmuyorum. Market gibi de çok fazla yüksek. O yüzden e, XRP'ye BNB'ye yönelmek daha mantıklı gelmişti bana. O yüzden o şekilde yöneldim. Siz XRP yöneldiyseniz tabii ki e, kendi tercihinizdir. Buna ben hiçbir şey söyleyemem. Yatırım tavsiyesi değildir. Burada eğer Uber bir e, hedef belirleyeceksek kendimize... Bu derinlik kadar bir yükseliş görebiliriz bu arada. E, buradaki derinlik kadar yükselişimizde ne kadar olacaktır? Şu konumlara e, kırılımla beraber, buradaki kırılımla beraber şöyle bir yükseliş gelme ihtimali var mıdır diye düşünüyorum. Bu da bizim eski seviyelerimize denk gelecektir 1.96 seviyelerine. Umarım ki bu seviyeleri de görürüz. E, böyle bir konumda söz konusu açıkçası XRP'de umarım ki bu kadar yükselişler gelir ve çok fazla insanın da kar etmesi dileğiyle. XRP bu şekildeydi. Kırılım gelmesiyle beraber düşeceği noktaları da tekrardan çizelim. Yanlışlık olmasın. Şöyle bakın bu noktada buradaki destek. Bakın tekrardan çizeyim. Buradaki destek ve buradaki destek bize öncü çıkıyor. Burada da destek ve direnç olarak çalışmış. O yüzden bu noktalara düşme ihtimali var. Eğer bir kırılım yaşarsak 1.32'ye kadar düşebilir. Bunu da böyle koyalım. Yanlışlık olmasın arkadaşlar. Umarım ki anlaşılmıştır. Üçüncü olarak son kez ufak bir şekilde... Doge'ye bakacağım. E, Doge'yi çok fazla yazan var, aşırı şekilde yazan var. O yüzden e, analiz yapılacak bir konum yok Doge'de hiçbir zaman olmadı. Ama umarım ki e, bu sefer tutar analizimiz. Buradaki konumumuz aslında böyle bir e, alttan gelen trendimiz söz konusu. Bu trend de e, test ede ede gidiyor aslında. Bakın çok kez test etmiş, alttan gelen bir trend aslında. E, bu trendi tekrar test edebilir. Bakın bu şekilde devam edebilir. Normalde yapması gereken hareket budur. Bunun altına kırmadığı sürece de hani e, alttaki desteklere sarkmayacaktır. 0.29 yani 0.30 olarak yazacağım onu. Şöyle de 0.24 seviyelerinde bir desteğimiz var. Hatta şu konumu alsak daha iyi olur. 0.24 seviyeleri. Bunu da 30 yapacağım. Psikolojik bir e, destek olduğu için, e, direnç konumumuz neresi diye sorarsanız direnç konumumuz da 0.41 seviyeleri. Hatta şöyle günlük grafikten çizelim daha iyi olur. Günlük grafikten tam olarak 0.41. Hatta bunu da 41 yapalım. Bu da psikolojik bir e, direnç olsun bizim için 41 seviyesi şöyle 41 seviyesini yapalım Evet şimdi buradaki konum burayı testede gitmesi gerekiyor ve kırılımda e, gelmesi gerekiyor 41'de bu şekilde devam etmesi gerekiyor ama biliyorsunuz ki doge bunları sevmiyor yani Dogecoin gerçekten bunları sevmiyor bu arada şunları da şöyle çizelim destek noktamız kademeli olarak e, buradaki direnç noktamız e, bu da trend noktamız zaten şimdi burada Doge bunu sevmiyor. O yüzden e, bir analiz söz konusu değil açıkçası. Şu an yaptığımız aslında biraz saçmalık oluyor. Çünkü buradan hiçbir destek dinlemeden yukarı yönlü bir gider. Hiç kimse tutamaz burada yaptığı gibi veya buradan pat diye aşağı düşer. Bir daha düzeltme yaşar. Bunu da kimse anlayamaz. O yüzden gerçekten analiz mümkün değil. Ben buna Doge olarak değil de başka bir coin olarak analiz ettim. Siz bunu bu şekilde bakabilirsiniz. Hani grafik olarak çalışması gereken konum bu şekildedir. Hedef noktası stabil olarak bu şekilde gider. 41'i kırdıktan sonraki hedefi nere diye sorarsanız aslında bakıldığı zaman şöyle 4 saatlik grafikte daha iyi 4 saatlik grafikte hedef olarak belirleyebileceğimiz noktalar neler olabilir? Ee, aslında ilk hedefimiz şöyle kırılım da gelmiş. Kırılımın gelmesiyle beraber gitmesi gereken konum yani şu konuda kırılım geldiğini düşünürsek yine önceki yine direnç noktalarına denk geliyor. Yani bu direnci test etmesi gerekiyor. Şu anki hedefi bu yani. Bu direnci test edecek. Ya düşük düşük test edecek. Ya da bu şekilde direkt yukarı çıkıp test edecek. Ee, öyle bir şey söz konusu. 41'i beklemek gerekiyor. Açıkçası 41'de ben satış yiyeceğini düşünüyorum. Yani e, beni yanlış anlamayın ama burada satış yiyecek gibi duruyor açıkçası. Yani buradan üstüne atar mı bilemiyorum. Umarım ki atar ve herkes kazanır arkadaşlar. Yani bunda benim bir e, kazancım yok. Herkesin kazanması benim için iyidir. Neden ben üzüleyim yani. Benim bir yatırımım da yok. E, yatırım yaptığım bir coin de değil. Ama umarım ki sizin için kazançlı olur demek istiyorum. Umarım ki faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olarak videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Her gün bu tarz güncel içerikler çekiyorum. İstediğiniz coin'i de yorum olarak yazabilirsiniz. Katıla katılarak da sıfırdan eğitimlerimize e, ulaşabilirsiniz. Sıfırdan eğitimlerimizde temel ve teknik eğitim olarak bütün her şeyi veriyoruz. E, umarım ki faydalı olmuştur sizin için. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda ve akşam canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.